karşımıza çok çeşitli sebepler çıkabilmektedir. Maalesef bazen de ritim bozukluğunu meydana getiren sebebi bulamamaktayız. Yani hiçbir neden veya sebep bulamadığımız halde hastalarımızda ritim bozuklukları olabilmektedir. Ama birçok hastamızda da bu sebebi ortaya koyabilmekteyiz. En sık sebeplerden bir tanesi kalbin damarlarına ait, koroner damarlara ait darlıklarda veya tıkanıklıklarda kalp adenesinde meydana gelen kansızlığın oluşturduğu sebeplerle ortaya çıkan ritim bozukluklarıdır. Bunun dışında kalbin uyarı çıkaran bölgesinin veya iletim yapan, iletimi aktaran bölgelerin hastalıklarında da bunlar bağ dokusu oluşumuyla seyreden, normal iletim veya ritim çıkaran bölgelerin fonksiyonlarının kaybolduğu durumlarda ortaya çıkan yapılardır. Bunlara bağlı ritim bozuklukları ortaya çıkabilir. Kalbin kendi adenesinin hastalıklarına bağlı ritim bozuklukları çıkabilir. Bunun dışında tiroid hastalıkları, kansızlık, aşırı sigara, çay gibi uyarıcı etkenlerin kullanılması veya bazı ilaçların kullanılması kalbi daha hassas bir hale getirebilecektir. Bunlar da tabii ritim bozukluklarına yol açabileceklerdir. Ama en çok karşımıza çıkan kalbin damarlarına ait olan ritim bozukluklarıdır ki bunların tedavisinde öncelikle ritim bozukluğundan ziyade altta yatan hastalığı tedavi etmek tabii ki daha çok çözüm olabilecektir. Bir de söylenebilecek bir şey de toksik sebepler, dışarıdan etkenlerle olabilen nedenler de yapabilmektedir. Mesela boya sanayinde çalışan bir insanda boya kokusuna fazla maruz kalmak bir ritim bozukluğu sebebi olabilir. Ama bu herkeste olacak diye bir kayıt anlamına gelmemesin tabii ki.